Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz ki yan köyümüzle alakalı olarak çok fazla video çekemedik. Niye? Şöyle bir durum söz konusu. Yükseltmelerimiz hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu anda gizli Teslalar yükselmeye devam ediyor. Bunun dışında okçu kulelerimizi zaten fulledik. Onun dışında toplarımız fullendi. Çift topumuz var burada. Onu da yükselttik. O da full hale geldi. X yaylarımızda yükseltmemiz var mı? Bunda yokmuş. Buna bakıyoruz. Bunda da yokmuş. Yani X yaylarımız da fullenmiş oldu. Sıradan gidiyoruz hepsine. Gizli Teslalardan bir tane kalacak. Onu da bir işçi boşa çıktığı zaman yükseltmeye vereceğim. Bunlara da arkadaşlar yükseltme istediğiniz zaman bir gün 14 saat istiyor. Bunun dışında şöyle bir durum söz konusu. Diğer ufak tefek, bu biliyorsunuz hava bombası vesaire, yani savunmaya yönelik gizli böyle sağa sola yerleştirdiğimiz envanterlerimizi de mutlaka yükselteceğiz. Ama onları mümkünse en sona. Gördüğünüz gibi büyücü kulelerimiz zaten full vaziyette. Onları artık yükseltmiyoruz ki bir önceki videomuzda ne demiştik? Ağır savunma silahlarımıza öncelik veriyoruz. Önce onları yükseltiyoruz. O yüzden hiç acele etmemize gerek yok. Aşağı yukarı takribi olarak ben size şöyle bir şey söyleyebilirim. Bunların hepsini yükseltmek bir haftaya yaklaştı gibi bir şey diyebilirim aslında. Yani normal zamandan bahsediyorum. Şimdi arada inşaatçı ilk sıra alıyorum arkadaşlar. Yalan söyleyemeyeceğim. Çünkü bu köyde bir an evvel yukarıya doğru taşımamız lazım ki artık buraya da bir klan oluşturup, biliyorsunuz ki klan savaşlarına da başlayacağız. Onun dışında Discord kanalımız aktif hale geldi. İsterseniz siz de Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Onu da açıklama bölümünde linki var. Tıklayarak direkt Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda zaten depolarımız iksirlerde dolu. Kara iksirimiz 52 binde. O yüzden şu anda bekletiyorum. En yakın işçim 3 saat, yani 3,5 saat sonra, bir diğeri ise 8 saat 49 dakika, yani 9 saat diyebiliriz, 3 aşağı 5 yukarı. Yani bunları da 2 tane işçi boşa çıkar çıkmaz hemen bir tane gizli Tesla'ya veriyoruz. Ardından hava savunmalarını önem katarak direkt hava savunmalarını yükseltmeye başlayacağız. Veyahut da hiç belli olmaz, belki toplara da verebiliriz. Neden diyeceksiniz? Topların zaten 19 saati var. Güzel iş yapıyor. En azından kara saldırılarında bizim bayağı bir savunma sağlamamıza yarıyorlar arkadaşlar. Evet, yan köyümüzle alakalı çok fazla bir şey yapmıyoruz. Çünkü şu anda tamamıyla yükselmeye yönelik. Araştırma bölümümüze bakalım. Araştırma bölümümüzde şu anda barbarımız, okçumuz, goblinimiz ve devimiz yükselmeyi bekliyor. Onun dışında büyücümüz var. Büyücümüzü de yükselteceğiz. Ejderimiz fullendi. Balon, şifacı. Ben ona hep melek diyorum. Melek olarak geliyor. O yüzden hep duraksıyorum ona geldiğim zaman arkadaşlar. Tekkamız var. Fullenen. Onun dışında büyülerimizde zaten görüyorsunuz ki burada bunu fullemişiz. Bu enerji büyüsü arkadaşlar. Bir altında da öfke büyümüz var. Bunları da fulledik. Burada bir deprem büyümüz var. Yükselmeyi bekleyen. Onun dışında zehir büyümüz var. Ve bu tarafta da şu anda yükselen Valkyrie var. Golemimizi yükselteceğiz. Daha da burada çok fazla bir işimiz kalmıyor aslında. Yani ben barbarı kullanmıyorum. Okçuları da kullanmıyorum. Hani goblin, evet, bir şekilde işe yarıyor. Hani arada bir onları böyle ganimet kasarken kullanıyorum. Ama yüksek ihtimal bu sefer en azından bu köyde onları da fulleyerek gideceğim ileriye yönelik olarak. Bunun dışında başka ne durumdayız? Barbar kralımızı zaten yükselttik. Onu fulledik. Hatta ben ona bir de skin aldım arkadaşlar. Görüntü değiştir diyelim. Şampiyon kral. Şampiyon kral gerçekten çok güzel. Hani benim hoşuma giden bir karakterdi. Bunu da aldım. Ama bunun yanında mutlaka ve mutlaka buz kralı da alacağım. Onun dışında kombinimizi sağ... Bunu kayma oğlum. Bundan kombinini sağlayabilmek için okçu kraliçemize de konuşamadım. Direkt şampiyon kraliçeyi aldık. Gayet güzel. Böyle beraber takılıyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda zaten barbar kral yükseldiği için okçu kraliçeye ağırlık veriyorum. Gördüğünüz gibi şu anda köyümüz gayet güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bunu yükseltmedim. Neden? Aslında atlama büyüsü gerçekten işe yarayan bir şey. Özellikle içeriye doğru ilerlerken, ki artık duvarların sıklıkları, ki hemen şöyle hızlıca bir şey göstereyim size. Şuradan bir eşleşme bulalım. Direkt otomatik oradan bakalım. Gördüğünüz gibi artık rakiplerin duvar seviyeleri ve köy seviyeleri yükseldiği için içeriye doğru ilerlemek birazcık sıkıntılı oluyor. Bundan sebep de atlama büyüsü buralarda gerçekten işimize yarar diye onu da aslında açmamız gerekiyor. Belki bakarsınız bir tane işim boşa çıktığı zaman bunu da yükseltirim. Orada da kafamız rahat olur. Evet, bir de isterseniz inşaatçı
üstümüze bakalım. İnşaatçı üssümüz hala bu şekilde devam ediyor. Ben burada savaş makinesini yükselttim. 3, bunu 5'e yükseltmem lazım ki en azından öfke özelliği ortaya çıksın. Çünkü bu şekilde olduğu zaman ilerleyiş gerçekten çok zor oluyor. Hemen patır kütür anında düşüyor arkadaşlar. Ondan dolayı da burayı da hemen hızlıca ilerleteceğiz. Bunun da düzenini kurduktan sonra artık bu köyümüzü de yavaş yavaş yükseltmeye hep birlikte başlayacağız. Evet, köyümüz bu şekilde arkadaşlar. Sizin durumlar nedir bilmiyorum. İsterseniz yorumlar kısmında sizler de köylerinizin durumu nedir? Ne kadarlık bir zamanınız kaldı? Nelerinizi yükselttiniz? Onları da paylaşabilirsiniz. Bu arada eğer ki imkanınız varsa altın biletleri mutlaka alın. En azından belli başlı şeyleri yükseltmeniz için gerçekten çok işe yarıyor. Ki şöyle bir durum söz konusu. Discord kanalına şayet gelirseniz Discord kanalında yakın bir zaman içerisinde altın bilet ödüllerimiz olacak. Yani bunları hediye olarak sizlere sunacağız arkadaşlar. Ondan dolayı Discord kanalımıza gelmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Bir de isterseniz bu köyümüzle alakalı olarak bu bölümü bitirdikten sonra hızlıca gelelim ve diğer asıl köyümüzde ne alemdeyiz. Orayı gerçekten bayağı bir ilerlettim aslında. Gördüğünüz gibi cehennem kulelerimiz daha önceki videolarda full değildi. Şu anda onları fulledik. Bunun yanı sıra X yaylarımıza ummalı bir şekilde abanmaya başladık arkadaşlar. Bir tanesinin 3 günü kalmış, bir tanesinin 5 günü, 7 gün ve 6 gün. Yani 4 tane X yayımız da ardı ardına büyümeye devam ediyor. Ondan sonraki hedefimiz, bir tane de burada neyimiz var? Büyücü kulemiz var. Büyücü kulemiz de büyüyecek. Hiç sıkıntımız yok. Bunun akabinde arkadaşlar aslında ya topları düşünüyorum. Yani topları yükseltmeyi düşünüyorum. Eğer ki topları yükseltmez isem kesinlikle büyü kulelerini yani yükseltmek gerekiyor. Çünkü bunlar oyun içerisinde bunları hiç ellemedim. Bayağı iş yapıyor arkadaşlar. Siz de çok iyi biliyorsunuz. O yüzden muhtemelen bir sonraki hedefim ve amacım büyü kulelerini fullemek olacak. Gördüğünüz gibi duvarlara işte arada iksirim vesairem kaldığı zaman oralara kullanıyorum. Ondan dolayı da gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yan köyümüz gayet güzel hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Emin adımlarla gidiyoruz. Ben yine tekrar ediyorum. Köyünüzde bütün her şeyi bence fulledikten sonra Büyüs Belediye binasına geçin. Geçenlerde yorumlar kısmına bir arkadaşımız, bir kardeşimiz belediye binası ona geçip direkt orada her şeyi fullemenin daha mantıklı olacağını söylemişti. Evet, haklı olabilir kesinlikle. Hani bir anda büyütüp oradan da ilerleyebilirsiniz. Sonuçta kupanız yükseldikçe üst liglere doğru çıkıyorsunuz. O ayrı bir şey ama şöyle bir durum söz konusu. Bir yandan duvar mı basmaya uğraşacaksınız? İşte bir yandan kalkıp bir şeyleri yükseltmekle mi zaman kaybedeceksiniz? Bu da tartışılır. Çünkü yiyeceğiniz saldırılar var. Bunlara çok takılmıyorsanız sizler de belediye binanızı direkt 10. seviyeye kadar yükseltip ondan sonra diziliminizi yapıp daha sonrasında yükseltmelerinize devam edebilirsiniz. Tabii bu bir tercih meselesi. Bana kalırsa benim naçizane düşüncem köyümü ben fullemeden bir üst levele geçmeyi prensip olarak kendim de kabul etmiyorum. O yüzden gördüğünüz üzere arkadaşlar şu anda her şey aktif, gayet de düzgün bir şekilde ilerliyor. Bu da benim için hedeflerim doğrultusunda istediğim yolda gayet başarılı bir şekilde ilerlememe sebep oluyor. Evet, böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Eğer şayet videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Bunlar tamamıyla ücretsiz ve bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıyeten çekilişlerimiz için Discord kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Loading, loading, shot for the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. And when I listen, but I told him, one more time.